Anne duy sesimi, yalvarıyorum. Anam, senden ayrılalı ben dertli, gönlüm yaralı. Çekilmez dünyanın kahrı. Anam anam, canım anam, başımın tacı, gözümün yaşı anam. İçinde öyle bir volkan kaynıyor, yakıyor, yakıyor, kavruluyorum. İşte bana en benim buralara gelmemde en çok inancı olan kadın budur işte. Bu söylerdi bana daha hiç görmeden beni daha yani çocuğum yani söylerim ne oğlum derdi. Film çevireceğin zaman çevirdiğin zaman dalları tutarak şarkı söyle derdi bana. Bu kadın söylerdi işte. Beğendin mi abi? Çok. Ya böyle bir gün ağzınıza içinde. Ağzınıza sağlık, sağ olun. Bunu biraz sonra size bir CD olarak takdim edeceğiz. Özel bir konuğumuz var, şu telefonla aramış. Ayıdım, elinden bir tas su, içmez olaydım, yolum düştü köyüm. Geçmez olaydım, gelmez olaydım, güzel yüzüne bakmaz olaydım. Bu bir inanç, azim ve başarı öyküsüdür. Bu öykünün kahramanı Ferdi Tayfur. 1945 yılında Adana'da dünyaya geldi. Babasının ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'a olan hayranlığı arabeskin kralının adını da belirlemişti. Seninki sevgi değil, seninki aşk değil, seninki gönül oyunu şu halime baksana. İyi bir tahsil hayatı düşerken babasının ani ölümü Ferdi Tayfur'un bütün hayatını alt üst etti. Ben şimdi sensiz kaldım, bağrıma taş basacağım. Çiftliklerde çalışarak ailesine katkıda bulunurken, bir yandan da şov dünyasının büyüsüne kapılan Ferdi Tayfur, İstanbul'a geldiğinde henüz 16 yaşındaydı. Sen edilen, gücenmediğim, divan edilen,
yeteneğini göstermeye çalışırken bir yandan da hamallık yapan, parklarda yatan sanatçı umduğunu bulamayınca ana ocağına döndü. Gönlünde yatan şarkıcılık tutkusunu dindiremeyince yeniden İstanbul'a geldi ve bu sefer iki plak yapmayı başardı. Ayrı geçen günler azap değil mi? Boş kalan yuvamın taraf değil mi? Çocukluğundan beri peşini bırakmayan talihsizliği, ailesine ve cezaevindeki abisine bakma sorumluluğu onu durdurmak yerine daha da kamçılıyordu. İşte onu büyük kitlelerle tanıştıran Çeşme adlı planı bu şartlarda çıkarmıştı. Susadım Çeşme'ye, varmaz olaydım. Artık tanınan, ismini neonlarla gazinolara yazdıran bir sanatçı olmuştu. Çeşme'nin başarısıyla şöhret basamaklarını hızla tırmanan sanatçıya sinemanın kapıları da açılmıştı. Nedir bu çilemiz be adam? Bu kara yazı, bu kötü kader hiç mi değişmeyecek? Ne olur anla beni baba. Bu öyle bir ateş ki anlatamam. Çok seviyorum bestekarlığı. Dillere destan olan şarkılarını seslendirdiği filmler, arabeskin bu yeni kralının hayranlarını daha da arttırıyordu. Hayat arkadaşı Necla Nazır'la da işte bu film setlerinden birinde tanıştı. Talih artık Ferdi Tayfur'dan yanaydı. Bizi ayırmaya ne babanın ne de gurbetin kudreti yetecek, göreceksin. Beni mektupsuz konak verdin. Sen meraklanma Nazlım. Her gün, her saat mektup yazacağım sana. 40'ı aşkın albüm ve 30'dan fazla sinema filmi yapan Ferdi Tayfur'un hayatı tam da yazsam roman olur denilen türden. Zaten sanatçı da bunu yaptı. Ve 2003 yılında kaleme aldığı Şekerci Çırağı isimli kitabında küçük yaşta girdiği hayat mücadelesini tüm samimiyetiyle paylaştı. Ölümler, hayal kırıklıkları, umutsuzluklar ve ardından gelen büyük bir başarı. İşte Ferdi Tayfur'un hayatı. Doğdum, düz ölürüm. Yürek yürek, adam gibi adam var ya. Düz doğdum, düz ölürüm ben. Sen bana bir şey söylediğin zaman ben inanırım anında. Bende inançsızlık diye hiçbir şey yoktur. Hep inanırım ben. Herkese inanırım ben. Beklerim ki ben de bir şey söylediğin zaman bana inansınlar. Anlatabildim mi? Anladım. Sen de kim olduğunu anladın. Yani. Müslüm Gürses! Yan yana getirmek yani bu akşam çok şanslıyız. Bu da bizden. Böyle öyle mi? Bir de hediye. Aç bakalım Ferdi abi ne çıkacak. Ben de en çok buna içer diyorum. Gelen konuklar konağa hediye getiriyor, bana getirmiyorlar. Alsın dur bakalım, bir dahakine bir de getirirler. Ooo! Spor yok. Ayrıca bu arada hemen Ferdi abi hediyesine bakarken dün akşam Şampiyonlar Ligi'ne devam eder. Sen de Galatasaraylısın. Ben de Galatasaraylısın. Ben de. Sağ ol. Evet, dün akşam Şampiyonlar Ligi'ne devam eden Galatasaray'ımızı UEFA'da yoluna inşallah açık olacak Fenerbahçe'mize. Bu akşam UEFA'da devam edecek olan Trabzonspor'umuza, Kayserispor'umuza, Beşiktaş'ımıza hep beraber bütün kalbimizle teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Onlar puan alacak, bütün Türkiye'nin puanını istersin. Şiddetsiz, küfürsüz. Kavgasız, küfürsüz. Ligler istiyoruz, gençler istiyoruz. Lütfen. Evet. Abi. Şimdi hazır Müslüm abi gelmişken bir şarkı dinleyelim. Bir merhaba şarkısı Müslüm abiden. Ondan sonra da reklama gireceğiz. Sıkıştırıyorlar beni reklam diye ama. Benim çok ondan sevdiğim şarkı. Programın hayırlı olsun diyorum. Abi Allah razı olsun. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim.
Program yakalayan bir program arz ediyorsun. Çok teşekkür ederim. Başarın daim olsun. Zaten sen her dalda başarılısın. Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben senden bir şarkı rica etsem. Onun hayali. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Evet. Yani, Tanrı istemezse insan ölmez. Şofona evet. Al. Budur abi. Ben galiba. Thank you.
Bir hafta biri var mıdır? Ferdi Tayfur aslında mahallemizin insanı, aynı mahallede. Öyle mi? Tabii tabii aynı mahallede. Hürriyet Mahallesi'ndeniz abi. Hürriyet Mahallesi. Tabii tabii tabii. Hürriyet Adana'nın Hürriyet Mahallesi. Evet. He? Oradan başlayan bir ümit topraklar. Baban yaşıyor mu? Babam yaşıyor. Köyde işte. Ben babasıyla çok kağıt oynadım. Öyle mi? Evet. Allah sağ olun. Topal Yusuf'un kahvesinde. Ya. Ne oldu Topal Yusuf, şey oldu değil mi? Öldü, Allah rahmet eylesin. Vay be. Bazen oradan öyle geçiyorum tepkili kıyafetle. Bakıyorum. Her taraf enkaz olarak duruyor. O içinde. Abdullahoğlu'nun kahvesi vardı. Abdullahoğlu'nun kahvesi vardı. Orada çekme vardı falan. Baran Celal falan vardı değil mi? Herkes vardı. Evet. Ben Trabzon'a gittim geçen de. Benim doğduğum falan hep yıkılmış. Yol geçmiş oralardan. O kadar kötü oluyor ki insan hüngür hüngür aldım caddenin ortasında. Çocukluğumun, hayallerimin 6 yaş, 5 yaş, 8 yaş, 10 yaş. Bir tanjant yolu geçmiş oradan, düz etmiştir. Hiç şey kalmıyor. Biz yani Ferdi Tayfur'la evet aynı mahallede oturuyorduk. Aşağı yukarı bir 10 yıl falan. 10 yılımız, 15 yılımız falan şey oldu yani. Ben 35 senedir seni tanıyorum. Maşallah. 35 senedir beni tanıyorsun da o mahallede yani. Evet, ben 35 senedir seni tanıyorum. Yani demek ki ikiniz de 15'er yaşındayken, 10 yaşındayken ikiniz de. Evet, o sıralar. Yani 10 yaşında falan değil de yani 35 olduğuna göre işte ben tanıyordum seni ya. 30-35 senedir tanıyorum. Yani. Müzikte Müslüm abimi eskidir sen mi? Ben 1968 senesinde ilk plamı yaptım. İlk plan ya. 68 senesinde. Sen abi, ama aşağı yukarı aynı. Ama tabii yapmalar hemen tutmak demek değildir. Tabii tabii. Plakların yapılması, okunması çocukluktur, heyecandır, yanlıştır. Yanlış yorumdur. O tabii o vardı. Bütün bunlar vardı ama sonra Müslüm Gürses, Sevda Yüklü Kervanlar, özür diliyorum senden. Doğru mu? Evet. O şarkıları söyledi ve parladı. O arada parladı. Sesini sevdik. Babasını da tanıdım. Babasıyla da dediğim gibi kağıt oynardık Topal Yusuf'un kahvesinde. Bebeli Mehmet vardı. Allah rahmet eylesin. Seninle beraber çalışan. Sağ olsun onun da. Allah rahmet eylesin. Öldü. Emekleri oldu ondan o da çok. O da pavyonda bir adam bir müşterinin kurşunuyla falan öldü herhalde değil evet, mi? Ben evet, evet. Bir solistine sahip çıkma adına. Sahip çıkma adına. O da adam bağlandı. Bir adım ileri çıkıyor işte. Şeker gibi bir adamdı ama öldü. Allah rahmet eylesin. Evet. Düşüncesiyle. Öyle bir şeyler duydum be. Evet. Öyle bir şeyler o zamanlar. Evet. Yani işte Ferdi Tayfur'la biz aynı mahallede oturuyorduk dediğim gibi. Fakat bir türlü tanışmamıştık. Daha sonra işte ben Çukurova Radyosu'nda falan okuyordum. Okuyordu evet. Türkü okuyormuşsunuz değil mi abi? Evet. Solist olarak ben orada Türkü söylerler. Görev yapıyordum. Evet. Efendime söyleyeyim. Sonra işte tanışmamız nasıl oldu? Hatırladığım kadarıyla sen bana bir konser mi teklif etmiştin? Nasıl bir şey oldu ya? Hayır, benim bir rahmetli amcamın oğlu vardı, Fahrettin. Bir konser gibi bir şeyler yok, oldu değil Fahrettin mi? Fahrettin vardı. Fahrettin'in abisi vardı, Ahmet vardı. Müze Çelebi Mahallesi'nde otururlardı. Seninle oradan tanışıyorlardı. Bu vesilede bir ara karşılaştık, görüştük falan. Ondan sonra öyleydi yani. Konser ben çünkü organizatör değildim ki. Hayır müzikle falan uğraşıyordum da. Müzikle uğraşıyordum ama. Müzik yani bana ama bir konser gibi bir şeyler teklif. Yok değildi yani. Ben yanında tanıyordum. Da bir arkadaşımız vardı. Yok ben tanıyordum ama şimdi senin bir yolun vardı gidiyordum. Benim de kendime göre bir yolum vardı. Ben de o yoldan gidiyordum. Ses sedasız gidiyordum. Benim yolum çok ayrı bir yoldu. Bayağı ayrıydı yani. Yani o ayrı, sıralar işte. Ayrı derken neydi ama? Ben sinemayı çok seviyordum. Sinema belli ama. Evet ben sinemacı olmak istiyordum. Şarkıcı değil. Mesela çocukken bana şarkı söyle derlerdi. Çok bülbül gibi ötüyordum. Bülbül gibi şarkılar söylüyordum. Bana şarkı söyledikleri zaman yerin dibine giriyordum ben utancımdan. Allah Allah. Evet okuyamıyordum. Film çekmek istiyordun hep. Ben filmci olmak istiyordum. En çok kimi severdin o yaşlarda Ferdi abi? Kim vardı? O yaşlarda ben Zeki Müren'i çocukluk yıllarında sevdim. Zeki Müren'in filmlerine gittim. Turan Seyfioğlu vardı. Wow, Ayhan Işık vardı. Efendim, Nuri abinin filmlerine gider miydin? Nuri Sesi Güzel'in filmleri vardı. He. Efendime söyleyeyim. Nuri abinin oyunları sevmezdim ama. Bak şimdi bak. Nuri abinin
Sesini severdim, plakları severdim ama... Oyunculuk? Oyunculuğu sevmezdim. Gözlerini böyle ışığa bakarken kırpıştırırdı falan. Böyle, evet. Onur abim şeker gibi bir adam. Şimdi tabii programımız çok iyi gidince reklam verenler de yakamıza yapışıyor. Bizim bir çok kısa reklam aramız daha var. 12'ye kadar girmemiz lazım. Aa yok. Reklam her şey. Ondan sonra Müslüm abiden çok güzel bir şarkı isteyeceğiz yine. Seni kırmaz herhalde. Hem de rahmetli Tanju Okan'ı da anmış olacağız. Eşyalar toplandı seninle birlikte. Daş olurum, daş olurum. İstersen kardeş olurum. Merak etme sen. Merak etme sen. Merak etme sen. Merak etme sen. Bu arada rahmetli Tanju Obay'ı da anmış olduk. Abi. Evet.